Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün uzun süredir arşivime koymak istediğim bir içeriği nihayet sizlerle buluşturuyorum. Hem de çok beğeneceğinizi düşündüğüm gerçek hayattan somut örnekler de vereceğim. Ethereum ekosistemini bir karayolu gibi düşünelim. Karayolunun amacı nedir arkadaşlar? Bizi bir yerden başka bir yere mümkün olduğunca güvenli ve bunun yanında da hızlı bir şekilde sevk etmemizi sağlamak öyle değil mi? Karayolu örneğini en başta söylememin sebebi de şu. Blockchain'lerdeki ölçeklenme probleminin ne olduğunu ve Ethereum'un bu problemlere ne tarz çözümler bulduğunu çok basit karayolu benzetmeleriyle açıklayacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra konuyu çok rahatlıkla anlamış olacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen konuya girelim. Şimdi öncelikle blockchain'ler için sürekli bahsettiğimiz ölçeklendirme problemi tam olarak nedir ve biz kullanıcıları neden ilgilendirir? Özellikle uzun süre önce piyasaya çıkmış olan Bitcoin ve Ethereum gibi projelerde blockchain ağının işlem kapasitesinin mevcut kullanım ihtiyacına cevap veremeyecek durumda olmasına ölçeklendirme problemi diyoruz. Yıllar önce inşa edilmiş tek şerit gidiş ve tek şerit geliş şeklindeki karayolları gibi düşünebiliriz. Ölçeklendirme problemi de aslında en basit haliyle bu tarz eski karayollarında yaşanan yoğun trafik problemi gibidir. Nasıl ki yoğun bir trafikte araba kullanmak keyifsiz bir deneyim sunuyorsa, yoğun bir blockchain ağı kullanmak da benzer problemler yaratır. Örneğin bir blok içerisine 2000 tane işlem sığabiliyor ve blok içine girmeyi bekleyen 10.000 tane işlem varsa blockchain protokolü bu 10.000 işlem içinden 2000 işlemi öncelik sırasını almak zorunda kalıyor. Bu 2000 işlem seçilirken de kim daha fazla işlem ücreti ödediyse o işlemler öncelik hakkı kazanıyor. Çünkü bloğu oluşturan madenciler veya delegatörler aynı işi yapacakları için doğal olarak kendilerine en yüksek ücreti ödeyenden başlayıp bloğu oluşturuyorlar ki böylece yaptıkları işten maksimum fayda sağlasınlar. Ama takdir edersiniz ki herkese ücretsiz bir şekilde araba versek ve depolarını ücretsiz bir şekilde doldursak yollar o kadar kalabalık olur ki hiçbir yere gidemeyiz. Dolayısıyla bir blockchain ağını kullanmanın küçük de olsa bir bedeli olması gerektiği aşikar. Bazen bildiğiniz gibi özellikle Ethereum gibi birden fazla uygulamanın beraber çalışması gerektiği blockchainlerde yoğunluk o kadar yükseliyor ki basit bir coin swaplama işlem ücretleri bile anlık olarak 100-120 dolar gibi astronomik rakamlara çıkabiliyor. Bu durum tabi her gün sürekli yaşadığımız bir problem değil. Sadece çok istisnai yoğunluk dönemlerinde karşımıza çıkan bir durum. Bu durumu da iş çıkışı saatlerinde veya bayram dönemlerinde yaşadığımız akıl almaz trafik yoğunluğu gibi düşünebiliriz. Şimdi bir yoğun trafikli karayolu yolculuk deneyimini nasıl daha akıcı hale getirebiliriz? İlk yöntem Layer 1 Scaling yani Türkçe'de birinci katman ölçeklendirmesi dediğimiz yöntem. Bu şu demek, direkt blockchain'in kendi protokolü üzerinde yapılabilecek değişiklikler blok boyutunu büyütmek, bloğun içine yazılan verilerin boyutunu küçültmek veya blokların daha hızlı üretilmesini sağlamak. Bunların her biri Layer 1 Scaling çözümlerine örnek verilebilir. Bu çözümlerin aslında hepsi bir noktaya kadar yapılabilir ama her birinin getirdiği faydanın yanında getirdiği bazı dezavantajlar da bulunuyor. Örneğin blok boyutunu büyütmek doğası gereği projenin merkeziyetsizlik vizyonu ile çelişecektir. Çünkü büyük boyutlu blokları işlemek ve depolamak, yüksek hesaplama ve depolama yeteneği olan cihazların kullanımını zorunlu kılacak ve operasyonu gitgide daha merkezi bir yapıya sokacaktır. Yoğun trafik probleminde de akla ilk gelen çözüm budur. Tek şerit değil iki şerit olsun. O da yetmezse 3-4 şerit olsun. Evet bu hakikaten trafik yoğunluğunu çözecektir. Ama hem maliyet hem de sürekli genişleyecek alan yaratmak bir noktadan sonra mümkün olmayacaktır. Sonuçta kağıt üzerinde baktığımızda 50 şeritlik karayolları olsa teorik olarak trafik sorunu olmaz. Ama bahsettiğim malum sebeplerden ötürü trafik sorunun pratikteki çözümü asla bu şekilde yapılmıyor. Peki eğer blokları çok büyütemiyorsak, o zaman içine girmesi gereken işlem boyutlarını küçültsek? Bu da bir yere kadar mümkün olabilir. Çünkü özellikle Ethereum gibi birden fazla kullanım alanına sahip networklerde basit transfer işlemleri de olacak. Fakat bunun yanında oldukça karmaşık yapıya sahip flash loan gibi akıllı kontratların da çalışması gerekecektir. Bu şuna benziyor. Karayolunu kullanan herkesi motosikletle yolculuk yapmaya zorlamak gibi. Nakliye işlemleri için büyük tırlar ve kamyonlar da kullanılmak zorundadır veya diyebiliriz ki Bitcoin gibi bir ağda her 10 dakikada bir blok üretileceğine neden her 30 saniyede bir üretilmesin? Böylece kapasite 20 kat artardı. Doğru ama merkeziyetsiz ağlarda oluşan bloklar herkesin denetiminden geçip blockchain'e o şekilde ekleniyor ve eklenen bloklar hiçbir şekilde geri döndürülemiyor. Dolayısıyla blokları hızlı üretmekte protokolün güvenliği için uygun bir çözüm değil. Gerçek hayatta da karayollarındaki tüm levhaları, trafik ışıklarını, kasisleri veya hız limitlerini kaldırabiliriz. Evet, trafik hızlanır ama can güvenliğinden ödün vermek durumunda kalırız. Özetle arkadaşlar, kağıt üzerinde akla ilk gelen birinci katman çözümleri maalesef bazı dezavantajlarla birlikte geldiği için pratikte mühendislik olarak en uygun çözümler değildir. Blockchain'ler için ikinci olarak düşünülen ölçeklendirme çözümü de Layer 2 yani ikinci katman çözümleridir. Bu kabaca şu demek. Blockchain'in kendi ağında yapılan işlemlerin bir kısmını ikinci başka bir ağda yapıp işlemin sadece sonuçlarını ana katmandaki bloklarda yayınlamak. Örneğin Bitcoin ikinci katmanına Lightning Network diyoruz. Bu arada Lightning Network nedir ve nasıl çalışıyor merak edenler varsa kanalımda direkt bu konuyu ele alan güzel bir içerik var. Sağ üst köşede gördüğünüz link ile dilerseniz ulaşabilirsiniz. İkinci katman çözümleri yapısal olarak daha ileriye dönük ve makul çözümler olmakla birlikte genellikle geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve yaygınlaşması çok daha zorlayıcı olan çözümlerdir. Ethereum ikinci katman çözümleri de sidechain'ler ve roll olarak biliniyor. roll kendi içlerinde optimistik roll ve ZK roll olarak ikiye ayrılıyor. İşte aslında çoğu kişinin kafası da tam olarak bu noktada karışmaya başlıyor. Çünkü Ethereum ikinci katman çözümlerini herkesin anlayabileceği sadelikte anlatan içerikler maalesef hiç yaygın değil. Şimdi hepsini teker teker tertemiz bir şekilde anlayacağız. Öncelikle sidechain nedir? Ethereum işlemlerden bazılarını Ethereum protokolüne uyumlu yani EVM compatible dediğimiz bir başka blockchain'de çalıştırmak şeklindeki ölçeklendirme çözümüdür. Bu mantıklı bir çözüm olarak gözükmekle birlikte şöyle bir dezavantajı bulunuyor. Sidechain diye nitelediğimiz blockchain'ler Ethereum zincirinden daha hızlı ve ucuz şekilde çalışabilmek için genellikle daha merkezi bir konsensus yani uzlaşım mekanizmasıyla çalışırlar ve dolayısıyla Ethereum'daki merkeziyetsizlik ve kural bazlı güvenlik unsurlarından ödün verirler. Yani hızlı ve ucuz işlem yapacağız diye güvenlik seviyesi tam kanıtlanmamış yan zincir projelerine kendimize emanet etmemiz gerekir. Bu durumu şöyle düşünelim. Şehirler arası asfalt yollardan gitmek yerine taşlı topraklı köy yollarından gitmek gibi bir çözüm bu. Evet belki hedefe çok daha kısa mesafe kat ederek gideceksiniz ama yolda arabanıza arıza yapar, lastik patlar veya benzin biterse büyük sıkıntı yaşarsınız. Özellikle cep telefonu da doğru düzgün çekmiyorsa. Ethereum için geleceğe yönelik en uygun olduğu düşünülen ikinci katman ölçeklendirme yöntemleri Rollup dediğimiz yöntemlerdir. Rollup da şu demek. Ethereum ana katmanındaki birden fazla işlemi alıyoruz tek bir işlenmiş gibi paketliyoruz. Başka bir katmanda bu işlem yoğunluğu yüksek faaliyetleri sonuçlandırıp elde edilen sonucu Ethereum ana katmanında tek bir işlenmiş gibi yayınlıyoruz. Ortaya çıkan Ethereum ana katman işlem ücretlerinde hep beraber bölüşüyoruz. Bunu da karayolu benzetmemizde şöyle düşünelim. Ethereum kullanıcıları olarak her yere kendi arabamızla tek başımıza gidiyoruz. Benzin masrafını tek başımıza karşılıyoruz. Öte yandan rollap sistemi de bizim gibi 40-50 yolcuyu alıyor ve aynı otobüsün içinde beraber götürüyor. Bu sayede yol masraflarını 40-50 kişi bölüşmüş olup daha ucuza gidiyoruz. Rollup yöntemindeki temel problem de şu. Ana katman dışına taşınan işlemlerin doğruluğunu veya geçerli olup olmadıklarını Ethereum blockchain'in yardımı olmadan nasıl teyit edeceğiz? İşte tam bu noktada da Rollup çözümleri ikiye ayrılıyor. Optimistic Rollup'lar ve ZK Rollup'lar. Optimistic Rollup şu demek. Paketlenen tüm işlemler doğruymuş ve geçerliymiş gibi varsayılır ve herhangi bir matematiksel kanıt sunulmadan işlem hızlıca tamamlanıp sonuçlar Ethereum ana katmanında ilan edilir. Fakat herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda geriye dönük bir inceleme süreci başlatılır. Bu sürece dispute resolution diyoruz. Tüketici hakem heyetine başvurmak gibi düşünebilirsiniz. Geçerliği emin olunamayan işlem Ethereum ana katmanında tekrar oynatılır ve nihai sonuca varılmış olur. Normalde matematiksel kanıt gerektirmeyen optimistik rollup çözümü oldukça kolay bir mühendislik çözümü olmakla birlikte tüm bu itiraz süreçlerinden ötürü işlemlerin finalize olma süresi 1-2 haftayı bulabilmektedir. Özellikle Ethereum yoğun olarak kullanılan finansal enstrümanlar açısından düşünecek olursak 2 haftalara bulan finalize olma süresi finans gibi hızlı olunmasını gerektiren sektörlerde olumsuz bir tablo oluşturacaktır. ZK Rollup dediğimiz şeyde açılımı Zero Knowledge Rollup, paketlenip ana katman dışına taşınacak işlemlerin geçerli olduğuna dair matematiksel kanıt Zero Knowledge Proof dediğimiz sıfır bilgi kanıtı yöntemiyle sürecin hemen başında teyit edilir. Detaylı bilgi için kanalında Zero Knowledge Proof ne demek onu açıkladığım bir içerik var. Aynı şekilde sağ üst köşedeki bağlantı ile erişebilirsiniz. Bu yöntem ile herhangi bir itiraz süreci işlemesine gerek olmadığından ötürü işlemler çok hızlı finalize olur ama Zero Knowledge Proof dediğimiz konsept bilimsel olarak oldukça zorlu bir kriptografik faaliyet olduğu için olgunlaşması oldukça uzun sürebilen çalışmalar gerektirir. Özetle şöyle, Optimistic Rollup, bir kişi suçu ispatlanana kadar masumdur ilkesine dayanır. ZK Rollup ise ben kimseye güvenmem, emin olmadığım işe girişmem ilkesine dayanır. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin de Ethereum'un geleceği için ZK Rollup ölçeklendirme yöntemlerini sıklıkla işaret ettiğini biliyoruz. Ve bu tercihin arkasında da Optimistic Rollup çözümlerinin çok uzun süreler finalize olamaması gerçeği olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Böylelikle literatürdeki özellikle Ethereum ekosisteminde konuşulan tüm ölçeklendirme tekniklerini artıları ve eksileriyle ele alıp gerçek hayattan somut örneklerle sizlere aktarmış olduk. Çalışmalarımıza destek olmak için videoları takip edip beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Şu oklarla gösterdiğim ikona tıklayarak kanalıma hızlıca abone olabilir ve gelecekte yayınlayacağım diğer videoları da kaçırmamış olursunuz. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.